Herkese merhaba. Bugün sizlerle Cities Skylines oynayacağız. Serimiz bu canlı yayınla başlayacak. Şunun ayarlarını da yaptık. Evet arkadaşlar, tekrar herkese merhaba. Serimiz bu ilk canlı yayınımızla başlamış olacağız serimize. Bakalım eğer oyunda bir şeyler başarabilirsek, daha doğrusu şehrimizi kurmaya başarabilirsek devamını getiririz. Bunun açısını nasıl ayarladık? Bu şekilde. Evet. Şimdilik şuraya bir bağlantı yapacağız ama bu bağlantıyı Alper'im, duyuyorum sesini. Öyle bir Forest'ın haricinde de bir diğer oyunların haricinde bir de bu şey deneyim dedim. Senin tavsiyene uyup sıfırdan başladık. Bir köy, daha doğrusu bu haritayı da normal oyun haritası değil, diğer haritaların içinden indirdim. Güzel bir yerde, hoşuma gitti. Hani nehri, biraz da düzlük, yani orta alan hiç olmazsa. Bu haritayla bir canlı yayın oluşturayım istedim. Bakalım eğer oyunda ilerleme başarabilirsek devamını çekeriz. Devamını getiririz. Niye getirmeyelim? Zaten bu oyunu oynuyoruz. Keyif için de olsa birlikte oynarız. Şuraya belki ileride bir kavşak yaparız. O yüzden şöyle biraz geriden başlatacağım. Tabii önemli olan şu an temiz suyumuzu, paramız bitmeden önce şu hatlarımızı bir çekelim. Altyapıyı, yoksa oyuna başlamadan son vermiş oluruz.
Yarın fırsat bulursak açarız tabii ki. En az zaten bu oyuna devam edeceğim. Eğer gelişebilirsek. Şu alanı yerleşim yeri olarak seçelim. Şu ana yol kenarında iş yerleri olarak oluşturalım. Sanayi ve çöp alanlarını şehirden oldukça uzağa yapacağım. Şimdilik geçici sanayi alanımız burası olsun. Çünkü sanayi bildiğiniz gibi etrafa çevre kirliliği ve gürültü oluşturuyor ve bu gelişimi olumsuz yönde etkiliyor. Şu elektriği buraya çekelim. Tabii biz suyu çektik ama atığımızı atmadık. Atığı da şuraya. Alperim, yarın görüşürüz inşallah. Bir sıkıntı olmazsa, daha doğrusu herhangi bir planında bir değişiklik olmazsa yarın da yayın açarım. İyi bak. Görüşürüz. Ne diyeyim? Bu videonun tamamını daha sonra seyredersen fikirlerini de bekliyorum bu arada. Bilgin olsun. İş yerlerini ve evleri birbirine yakın yaptık. Burada zaten su hattımız var, elektrik hattımız da var. Şuradan şimdilik şuraya da bir hat oluşturalım. Da gidiş yapsak sadece daha iyi olacak. Yani çirkin bir kavşak yaptık ama onu daha sonra bir hal yoluna mutlaka sokarız. Buraya acilen elektrik çekmemiz lazım. Paramız kalmadı.
Evet. Yavaş yavaş insanlar da şehrimize yerleşmeye başladılar. Nüfus gittikçe artıyor. Nüfus arttıkça da tabii gelirimiz de artacak. Ama niye böyle bir sıkıntı oldu? Evet, şuna elektrik bağlamadık. Ayvayı yedik şimdi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdilik şöyle bir çözüm bulduk. Yapacak bir şey yok. Buraya elektrik bağlamadık ama suyumuz şimdilik. Tabii buraya kirli olacak. Biraz para kazanınca hemen buradan kaldırırız bunu. Güzel, hiç olmazsa şimdi artıya geçtik. Bu hataya nasıl düştüm anlayamadım ama. Enerji oradan buraya yetişmiyor. Oh, güzel. Mecrayı oluşturduk şimdilik. İlk adımımız bu oldu. Tabii buralarda rüzgar akımı biraz az. En iyi akım yine burada. Şunu da koyalım. Gelirimizi biraz arttırmak için vergimizi biraz arttıralım. %11 iyidir şimdilik. Tabii şehir büyüdükçe biraz daha paramız oldukça şu ana yolları olabildiğince geniş ve büyük tutacağım. Zaten buradan hemen otobana bağlanmak için şurada da bir kavşak oluşturacağız ki böylelikle sanayi, çöp ya da başka bir şey olarak hemen buradan oraya bağlantı olabilir. Ve diğer bir bağlantıyı da buradan da oluşturabiliriz. Şimdilik planım bu şekilde. Şimdi şu çöp toplama merkezini şuraya bir koyalım. Çöpümüzü attık. Bir de sağlık ocağımızı şehrimizin ulaşabilecek en iyi noktasına, yani tam ortasına koyalım. Aynı şekilde okul yapacağız ama şu an paramız yok. Biraz borç alalım. Ve okulumuzu da hemen yine şehrimizin ortasına yerleştiriyoruz. Böylelikle gelişimde ilk adımları atmış olacağız. Tabii sürekli enerjide sıkıntı yaşamamak için
Şu ilk etapta şu kömür santralini kurmak durumundayız. Onu da şehrimizden uzağa koyacağız. Suyun burada sıkıntı yan yanalar. Şehrimiz geliştirdikçe şehrimizi daha doğrusu şu nehir kenarına yakın bir şekilde şehrimizi genişleteceğiz. Yani şehirlerimiz yaptığımız mahalleler bu nehrin kenarlarında olacak. Çünkü deniz yolunu kullanmak istiyorum ulaşımını. Tren yolumuz da var. Tren yollarını biraz daha uzak yerlerde şey yapabiliriz ama deniz trafiğini kullanmak istiyorum. Araç trafiğinin yanı sıra. Ne diyor bu? Elektrik yok diyor. Çünkü elektrik alanı oldukça uzakta. Mecburen üçüncü direğimizi de dikeceğiz. Kara İbrahim git sokak. Oyunumuzu biraz hızlandıralım da. Parasız hiçbir şey olmuyor maalesef. Elektriklerimiz şu an mevcut. Suyumuz, her yerde suyumuz var. Çöp aktarma merkezimiz burada. İnsanlar şu an cahil. Mutluluk, işte biraz mutlular. Sağlıklılar. Rüzgar şu bölgede iyiymiş. Trafik genel olarak akıcı. Kirlilik tabii doğal etkisi burada. İhracat, onlara sonra bakarız. Şimdilik genel durumumuz böyle. Akşam oldu. Şu an köyümüzün durumuna göre haftalık 1000 lira iyi. Yani gayet iyi kazancımız şu an. Tabii şu madenleri de bir açabilirsek, madenler nerede? Oraya da yerleşim, daha doğrusu sanayi de oraya yerleştireceğiz. Şu an emlak değeri olarak emlak yerleşim yerimiz gayet popüler sayısı yüksek şu an. Hop 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 hop. Yavaş. Yolu çekerken elektriği de bağlantısını yaptık tabii. Madem yerleşim yerlerimiz değerli, o zaman hemen bu alanı imara açalım. Su var mı burada? Var. Tabii açar açmaz da hemen görüldüğü gibi aşağıda daha iyi görüyor galiba. Binalar mantar gibi dikilmeye başladılar. İşte köye ulaşmışız. Köy olmuşuz mecrada. İşte o yüzden bu sağlık kurumsal binaları, daha doğrusu kurum binalarını orta yere koymak bize böyle bir avantaj sağlıyor.
etrafına yaptığımız binaları tekrar işte okul bilmem ne işte yapmamıza gerek yok. Hemen ulaşımı sağlanmış oluyor bu hastanelere şeye. Ama tabii şu orta yolu daha sonra büyütebiliriz. O yüzden binaları sağa sola çekeriz. O da pek bir sıkıntı değil. Tekrar tekrar enerjiyle uğraşmaktansa, şimdi hemen şöyle elektrik santralimizi kuralım. Ve elektrik üretimimiz çok yüksek tutar olduğu için şöyle birazcık kısıyoruz. %86'sı. Bakalım ne durumda. Gayet iyi. Ve seni de eski yerine alalım. Evet aga, sen burada kal. Senin orada yerin daha iyi. Şu santrale de alalım. Senin yanına koyalım. Durum vaziyeti iyi midir? Durum vaziyeti gayet iyidir. Vallahi iflas etmekten son anda yırttık yani. Şu anda köyümüz gayet canlı. Bakalım. İki tane aracımız şu an. Elektrik tüketimi neymiş? Biz şu duman dedektörünü dağıtalım da. Yangın çıkacağı zaman falan. İtfaiyemizi nereye kuralım şimdi? İtfaiyemiz yangın çıkma olasılığı şu bölgede daha fazla olduğu için hemen şuraya yolun kenarına, buradan ana yoldan zaten direkt hemen şehrimize ulaşır diye düşünüyorum. Polis merkezimizi de şehrin içine koyacağız ama paramız yok. O yüzden ne yapıyoruz? IMF'den borç alıyoruz. Borcumuzu aldık. Şöyle ana yol kenarına polis teşkilatı kuracağız tabii ya. Kurmadan olur mu? Bir tane de park yapalım dedik ama park için de o kadar da zengin değiliz, kusura bakma. Neymiş ya bu anıt? Nerede o kadar para? Şehrimizin üçüncü yolunda şöyle, daha doğrusu üçüncü limanımızı şöyle oluşturalım. Ve ızgara sistem yolumuzu da, daha doğrusu şehir planımızı da yapmış olduk.
çevre kirliliği, daha doğrusu görüntü kirliliği yaratmayın da. Şöyle kaybedelim. Ama şurada bir trafik keşmekeşine engel olmak istiyorum. Dört kare değil mi? Bir, iki, üç, dört. Bu yolu bu şekilde yaptık ama amaç şuradaki kavşaklarda, ışıklarda dur kalk dur kalk olayını en aza indirebilmek. Ama hani şurayı mı bağlasam diye de düşünmüyor değilim. Yani iki tane de bir mi yapsam acaba diye soruyorum kendime. Bunu da uygulamayla yapacağız, öğreneceğiz. Şimdilik böyle kalsın. Bunu şeklinde değiştiririz, sıkıntı değil. Şu an trafik durumumuz nasıl? Tabii doğal olarak şu yol, kamyonlar falan işlek durumda. Ve madenler. Maden. Evet, görüldüğü gibi bu alanı olduğu gibi yerleşim yeri yapacağız galiba. Çünkü yukarıda demir ve petrol kaynakları var. Bu kısmı ancak yapsak. Orman sanayini yapmamızı yapabiliriz. Burayı da geliştirene kadar da böyle de yapacağız. İş çeşitliliği olsun. Şimdi şu alana şöyle bir işaretleyelim. Biraz daha küçük bir alan olsun ya. Bu arada küçük bir kasabada olduk. Ben hızlı gelişeceğiz dedim ama bu kadar da hızlı gelişmeyi pek beklemiyordum. Tam batacağız derken İhya mı olacağız, ne yapacağız? Bu alanı seçtikten sonra burayı orman bölgesi yapacağız. Orman yaptık bile. Hatta ırmak tepesine ya.
Kereste Sanayi diyelim onun ismini. Oyunda bildiğiniz gibi her şeyin ismini hemen hemen değiştirebiliyorsunuz. Hemen hemen her şeyi. Evet, gördüğü gibi hemen iş yerleri kereste alanına dönmeye başladı. Tabi burada su sıkıntısı varmış, hemen kaynağına inelim. Suyu hallettik. Nüfusumuz şu an 1600 kişi civarında. Elektrik az diyorlar. Bütçeden hemen elektriğimizi %86'dan %95 civarına çıkaralım. Evet, şu an 40-54. Suyu da biraz arttırmamız lazım. 60'tan 70 yapalım. Atık suyumuzu da. Oyunu daha yeni oynayanlar için bu şeyi kurduğunuz zaman, bütçeyi tamamen %100 civarına yaptığınız zaman fazla bir para harcıyorsunuz. Bu parayı, bu paradan kısıp tasarruf edebilmek için burada ayarlamanızı yapabiliyorsunuz. Mesela su tam denkti, yani gelir gider orta kısımdaydı, sarı riskliydi. Biz bunu %60'tan %70'e çıkarttık ve gördüğünüz gibi üretimi 58.800 metreküp'e kadar çıktı. Bu tüketimi kademeler arttırmak çok daha mantıklı su tasarrufu için. Burayı niye açmamışız, bağlayamamışız? ...8800'e düştü şu an gelirimiz. Ama düştü demek yanlış olur. Okul, sağlık ocağı, haftalık 400. Bakın bunları da itfaiye ve bunları da harcamış olduk biz. Bunları da haftalık bir gider harcıyoruz. Evet, bunlar küçük parklar mı? Yok baba, sen bana parktan haber ver ya. Şurada güzel bir park alanı. Şöyle şuraya koyalım. Hep bina yapacak değiliz ya, biraz da park bahçe olsun. İş yeri ihtiyacımız oldukça yükselmiş durumda. Şuraya iş yeri yapalım. Böylelikle sağlı sollu her yerin iş yeri yapmış olacağız. Şu büyük yolu buradan yaptık. Buraya şehrimizi yaptık. Ne yapsaydı? İş yerini de altı mı yapsaydı acaba? Neyse, ayarlarız. Dördüncüye de anayol çekeriz. Şöyle. Bu alanı bu dumlu yoluna çevirmemin amacı
Daha sonra buraya tramvay ya da monorail koyacağız. Seni komple halledelim. Kusura bakma, gözüme pek hoş görünmedin. Seni bir durduralım. Evet. İmarımızı bu şekilde yapacağız. Böyle daha hoşuma gitti. Görsel olarak. Buradan bağlantı yolları. Direkt öyle. Evet, elektrik. Yine tüketimimiz. Bakalım ne olmuş. 47'ye 50. Hemen %95'ten %10'a çıkaralım. %15'lik bir artış bakalım. 47'den 61'e tamamdır. Ve biz iş merkezi istiyorsa iş merkezinde yapacaksın canım benim. Ama benim istediğim şartlarda olacak bu. Buraya hemen su ve kanalizasyon hattımızı da çekelim. Yok, olmaz. Ben düşünce sıraya atlamadan. Kereste sanayimiz ne durumda? Bunlar ne diyor? Yeterince işçi yok. İşçi nasıl yok ya? İşçiden bol ne var insandan? Anlıyorum. Burayı da imar açalım. Hatta burayı komple açalım. Planımızı sapıtmadan
Daha doğrusu planımızdan şaşmadan organize bir şekilde görselliği de bozmak istemiyorum. Bir trafik durumumuza bakalım. Trafiğimiz şu an gayet iyi. Az kaldı seni genişleteceğim biraz daha paraya. Hazır borcumuz varken şunu bir ödeyelim. Ne oldu şimdi ya? O üretim bayağı artmış. Tüketim pardon. Burada kadar çıkaralım. Yaklaşık olarak çıkartalım. Üretimi arttıkça tüketim de hemen orantılı bir şekilde artıyor. Anladığım kadarıyla bu elektrik 1069. Bayağı bir elektrik sıkıntısı yaşayacağız galiba. Berkay Bakır Sokak. Oyunumuz tamamen Türkçe. Türkçe yama desteğini kullanarak bütün oyundaki hemen hemen her şeyin ismini Türkçe yaptım. Bu modu da öğrenmek istiyorsanız videolarımın arasında Statistic Islands Türkçe mod kısmı da var. Oradan da yararlanıp oyununuzu tamamen Türkçeleştirebilirsiniz. Bu oyunu tamamen Türkçe oynamak çok daha zevkli ve keyifli. Bunu da söyleyeyim. Hatta şu bisikletli bisiklet. Şu ne diyor? Bu da bisiklet. Şu yayın ismi neymiş? Simge Güzel. Fatma Bozkurt. Burada hiç erkek yaşamıyor galiba. Osman. Osman'ın adını sadece Osman yapalım. Senin adın artık Osman. Geyik apartmanında okuyormuş. Giysi Limite şirketinde çalışıyormuş. Kolay hırdavat. Gördüğünüz gibi fabrika satış mağazası var. Burada da var fabrika satış mağazası. Komşunun yeri. Ne alırsan 1 liracı. Evet. Olmazsa olmaz. Burada da var. Şehrimizde her şey gayet güzel. Şehrimizde bizi ileride sıkıntıya sokabilecek tek şey trafik.
sıkışık yerlere daha sonra kavşak falan koyacağız mecburen. Ya şimdi liseyi şimdi koymak istemiyorum. Liseyi koyarsam bu sefer burada yani eğitimli insan genel sanayide istenmiyor. Gelişmiş sanayide istiyor. O da sıkıntı olur diyorum, hani işsiz kalacak bu sefer insanlar. Daha doğrusu fabrikalar. Şimdilik herhangi bir okul falan koymak istemiyorum. Biraz cahil kalmaları benim için biraz daha avantaj şu an. Şurayı da iş yeri olarak organize edelim. Oyunda böyle bir yapay zeka var. Ne yapalım? Bir sanayi tıkladığınız zaman şurada gördüğünüz gibi hep bütün iş yerleri hep eğitimsiz insan arıyor maalesef. Yani gördüğünüz gibi başlangıç olarak hep eğitimsiz. Eğiteceğiz, hepsini eğiteceğiz. 62 elektrikte sıkıntı var. Elektriği ne yapsak? Mod olarak indirdiğimiz elektrik üretim parklarımız da var. Şurada 20 megawatt kapasiteli rüzgar türbinimiz daha var. Bu diğerine göre daha iyi. 20 diyorum. 40 diyor. 19 bin, 12 bin. Ama bu hiç olmazsa şey yani. Çevre kirliliği yaratmıyor. Ne yapacağımızı bilemedim ben de. Evet. Şehrimiz kasaba haline geldi. Bir tane de senden koyalım. En iyi yer şurası. Mezarlık. Tabi insanların ölümünü gömmesi lazım. Bir de mezarlığa ihtiyacımız var şimdi. Mezarlığı buraya koyamam. Çünkü bu yolu genişleteceğim. En iyisi mezarlığı şuraya koyayım. Şimdilik oyunu değiştirecek bir şey yok. Bütün ağaçları niye kesiyorsun? Nerede ağaç kestik kardeşim? Görmüyor musun? Ne güzel kereste sanayimiz var. Gibi duruyor.
kereste alanımızı daha da genişlettik. Biraz daha para kazanabiliriz birlikte. Sana için talep varmış. Açtık talebi, karşılamaya çalışıyoruz biz de zaten. Şehrimizin gelişimini hiç bu kadar iyi beklemiyordum ya. Of of, bu elektrik bir sıkıntı olacak başımıza, biliyorum. Yani tabi rüzgar hızına göre 20 megawatt olacak hali yok. 12 megawatt üretiyor. Çünkü rüzgar güçlü esmiyor orada. Ama en güçlü estiği yer de orası. Niye olarak? Güneş enerjili parkımız. Araç park. Nereye koysak onu? Şöyle bir koyalım bakalım. Biraz da yeşil alan kalsın. Üreten solar parkımız. Şu madenler biraz daha yakın olsaydı iyiydi. Ama şu yarım ada hiç olmazsa yerleşim yeri olarak burayı tamamen iskan haline getirebiliriz. Biz ne unuttuk? Ne unuttuk? Tabii ki yer satın almayı, sanayi kurmak için buraya, yerleşim yeri içinde nereye yapsak? Şimdi ezbere yapmayalım. Diyelim. Direkt şuraya bağlantı yapacağız. Sanayi buraya koyacağız. Araçlar buradan gelecek. Biz ne yapalım? Yerleşim yerimiz bayağı iyi olacak. Şöyle bir bakalım önce. Karar vermeden önce. Şuraya alalım ya. Böylelikle direkt bağlantıyı sağlamış olacağız. Evet. Maden alanımız. Şurada demir, burada petrol. Yani sanayi direkt ana yol üzerinden gelecek. Böylelikle trafik akışı biraz daha iyi olmuş olacak. Tabii bir sonraki de şurayı da alırız. Buradan direkt feribotla oradan oraya da ulaşabiliriz. Şuradan evet. Gayet güzel olacak bakalım. Öyle düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Ege TV. Mesajını şimdi gördüm.
Bir gün bütün YouTube'u. Vallahi horon bilseydim sana eşlik ederdim ama horon bilmiyorum maalesef. Otobüs hattımız açılmış. Ama otobüs hattını kurmadan önce şu sanayi bölgesine bir el atmak istiyorum. Çünkü otobüs hattını sanayiden şeyden kuracağız ki oraya gidiş geliş sağlayabilelim. Bizim alan bölgemizde ne açılmış? Evet. Demir madeni açık. Valla burada şöyle bir yol çekelim. Ama niye ilk başta paramız da var? Niye yol çekiyoruz? Seni biraz yükseltelim. Senin yerini şöyle alalım. Şimdi yolda şurası biraz çıkmıyor. Kaldırırız bütün yolları, düzeltiriz. Büyükşehir çalışıyor. Kusura bakma ama sana da bir şöyle iğrenç bir kavşak yapacağım. Kavşak iğrenç oldu ama gayet de gerçekçi oldu bütün kavşaklar çünkü plansız programsız yapıldığı için. Madem bölgesi burada olduğuna göre şöyle buraya dikey olarak ızgara yapacağım. Ulan biz buraya ne çektik? Yanlışlıkla büyük yol çektik. Evet, buna bastım. Neyse.
Yanılmasın, bari kalsın. Etmez. Su borularını kaloriferli yaparız ama şimdi paramız az olduğu için bazı şeylerden hak verirsin ki tasarruf yapıyoruz. Yani oyun modunu açmadım. Para kazanma üzerine. Yani kazandığımız paralarla şey yapıyoruz. Şehrimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yani zaten modla oynadıktan sonra da bu oyunu oynamanın zaten bir anlamı yok. Para kazanacağız. Kazandığımız parayla da şehrimizi geliştireceğiz. Yani amacımız bu. Ama tavsiyen için teşekkür ederim. Dediğin olayı ilerleyen zamanlarda yapacağım. Buna emin olabilirsin. Şurayı maden sanayisi olarak değiştirelim. Ve ismini de maden sanayi 1 yapalım. Burada da doğal olarak elektriğimiz yok. Buraya da çok büyük miktarda enerji isteyeceği için burada sıkıntı büyük olur ya. Buradan umudum büyük. Buradan güzel paralar kazanacağız. Buradan kazandığımız parayla da yeni yatırımlar yapacağız. Buraya maden koyduk. Koyar koymaz gördüğünüz gibi konut içinde hemen ayrı acil bir talep oluştu. Atık su sizin %50 çıkaralım. Ne dersiniz? Şehrimiz güzel görünüyor mu? Ufak ufak. Burada sanayi de tam da tepeye olmuş. Bakalım orada rüzgar enerjisi ne kadar.
Şurada var. Güzel bir kaynak ama onun için elektrik yok. Elektriğimiz zaten kömürden oluşuyoruz. İlk etapta şu genel sanayi buradan kaldıracağım. Kirlilik oluşur ama daha doğrusu kaldırmadan önce burayı direkt şey yapacağım. Şu maden sanayi bir para kazanmaya başlarsa burayı olduğu gibi kereste sanayi yapacağım. Yeşil alan kalsın. Sanayi buradan güzel oldu ya. Direkt otobanla buraya bağlanıp şehrimiz ilerledikçe otobanı da en geniş yolla yaparız. Böylelikle hiçbir sıkıntı yaşamayız. Otobanımız 3 şeritli. Yollar açıldıkça gerekiyorsa 4 şerit yaparız yani. Niye yapmayalım? Konut, konut, konut. Sen kaybol. Sevmiyorum sizi. Konut için alt kıyıya kadar düz gideceğim. Görmesin hemen surat yapıyor. Şurada bir kaçak var. ...2400 şu an gelirimiz. Sanayiden 3 milyon. Keresteden 1400. Madenden 600. Ay, keresteden daha fazla para kazanıyorum ama ben. Şurayı komple kereste mi yapsam? Ne yapsam? Ulan yangın çıktı. Ha, yangın çıktı. Müdahale edin, söndürün lan. Anam burada mı? Lan gitti mi lan itibari? Ha, diğer tarafta müdahale edilmiş. Halledin, halledin, halledin. Para kazanıyoruz dedik ya yani. Vallahi genel sanayiden bile iyi para kazanıyoruz kereseden. Hayret, ilk defa kereseden bu kadar para kazanıyorum bu oyunda. Yani oran orantı olarak. Maden sanayinde de şimdi eğitimli insan istiyor. Lan ne istediğiniz belli değil. Oh, oh my god diyeceğim. Ben şimdi laf atacağız sonra arkasından. Şuraya gönderelim.
İnsanları susuz bırakmayalım. Tabii lise içinde paramız yok. Çökme durumda 15 aracımızda kullanımda. Güzel, düzenli olarak çöplerimizi topluyoruz. Ama gözünü seveyim. Bu oyunda bir de sıkıntı, çöp sıkıntısı. Bu oyunda en büyük iki sıkıntı var. Biri trafik, biri de çöp. Bu ikisini çözdüğünüz takdirde zaten ne diyeyim? Şehrin en kralını yaparsınız. Tabii hile yapmadan tabii. Ben oyunlarda hileye karşıyım. Yani oyunun keyfini, zevkini anlamadıktan sonra oyunda hile yapmak. Yani ne kazandırır ki, hiç oyun oynama daha iyi. Ben diyorum genel sanayiyi şuraya mı alsam acaba? Madene bir bakalım. Maden burada yok. Şurayı olduğu gibi genel sanayi yapayım. Takılma dur. Burası zaten genel sanayi. İstanbul Meydan olur mu lan? Bu nasıl bir isimdir? Genel sanayi. Bu bölge bir olduğu için sen de bir ol. Buraya genel sanayi kurduk. Şimdi burayı kısmi halledelim. Birden de para kaybı yaşamayalım da. Tabi bu alan ormanlık alan olduğu için gayet güzel getirisi var. Ulan en iyi yer de buradaymış ya. Şu üst kısmı orman yapıp aşağı mı çevirdim sen, ne yaptın? Neyse, daha sonra bakarız. Dedik yani çöp bir sıkıntı çıkaracak değil mi? Şu an araçla düşüyor ama çöp ulaşmak için dolanıyorlar değil mi? Buradan oraya. O yüzden sırf çöp için şuraya şöyle bir yol çizeceğim ki çöp kamyonları bu yolu kullansın. Bakalım ne yapacak.
Araç kendini en yakın yolda hemen seçti. Burada yeterli eğitimli çalışanı yok diyor. Seni buraya koydum gitti. Evet. Lisemiz hayırlı uğurlu olsun. Genel sanayinin pek bir kaybı yok ama ormanımız gitgide artıyor. Burayı tamamen kaldırmam lazım çünkü orman bölgesi kirlilikten berbat durumda. Seni kaldıracağız, yapacak bir şey yok. Para da kaybedeceğiz ama. Evet, siz gelin bakalım. Şu kirlilik oldu. Elektriğin de anasını belliyoruz böylelikle. Hattı kesmedik, güzel. Bu kirliliğin kaybolması tabi biraz zaman alacak. Gördüğünüz gibi kirlilik yavaş yavaş kayboluyor. Elektrik gayet güzel de sana niye gelmiyor? Tamamdır. Buradaki kirlilik de tamamen kayboldu o zaman. Burası güzel bir hayvanla konmuş olur. Şu otobanı da halletmem lazım. Bu otoban tamamen yerden yüksek gitmesi gerekiyor.
Öyle para yok, ne demek lan? Alırız. Geçeceksin sen de. Yeterli paramız yok. Sekizi devam, yoksa direkt kedimin hayatını kurtardı diyor ya. Gayet güzel oldu. Sen biraz sanki böyle kal bakalım. Bu tamamdır. Kirlilik pek kalmamış. Şöyle yanıp sönen şu siyah işaretten cevaplar ediyorum ya. Restore etmesini bekleyeceğiz. Şu an yerleşim yeri için, konut için inanılmaz yine bir talep artışımız var. Şurayı da iyi mağara açalım. Su borusu var mı? Suyumuzu da şöyle çekelim.
bu boş ver boş ver, senin kanalın ismi mi? Boş ver boş ver, al arkadaş diyorsun yani. Çöp çöp çöp. Yine çöp, yine çöp, yine çöp. Tabii şehir çöp kamyonları buradaki çöpü alabilmek için. Aa, sana su yetmiyor mu? Burayı es geçersek böyle uzun bir süre su yetmiyor. Pompadan uzak olduğu için orası tabii yeterli hizmeti alamıyor. Hemen bir 15 tane daha çöp kamyonu yolda. Yolla, yolla hepsine. İşlek kasaba. Bir kademe daha arttırdık genişliğini. Garaja da bakacağız, merak etme. Trafiğimiz ne durumda? Trafiğimiz gayet güzel. İşte buradaki çöp kamyonu buradan kalkıp şu yolu takip edip diğer tarafa gidiyor. Yani gidiyor diye umut ediyorum. Nedense o tarafa giden hiçbir çöp kamyonu görmüyorum. Neden? Önce burayı mı temizlemeli lazım acaba? Burada polislik vakuat da var ya. Şükür gidiyorlar.
Dediğim gibi burası biraz uzakta kaldığı için çöp sıkıntı oluyor. Tabii su da. Evet, çöp kamyonlarımız oraya gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Trafik şu an gayet iyi. Herhangi bir şeye de gerek yok. Kamyonlar gidiyor, yola çıkıyor. Şuraya da bir iğrenç bir kavşak yapayım. Belki buradaki kamyon trafiğini azaltırım demeye kalmadan ilk kamyon gidiyor. Hadi bakalım. Şu yolu niye böyle yaptım ya? Süper. Bu oyunun da bu şeyini seviyorum. Kendine en yakın yollar ise onu seçiyor. Genelde tabi. Ya yapma gözünü seveyim ya. Kaza daha yapıştıralım. Burayı atladığımız an anında patlıyor elimizden. Buraya dikkat etmemiz lazım. Su full olsun bari. Şehir mükemmel gözüküyor. Şu hatta tramvay çekmeyi düşünüyorum. Hatta şuradan da şuraya bir monorail mi yapsak, ne yapsak? Ya suç oranı yüksek de.
Soba borusu çalışsanız lan. O zaman seni yıkarım. Yıkarım ya. Üstüne 12.000 liramız boşa gitti. Buraya ben bir polis merkezi kurarım yani. Bu nedir ya? Çöplerden başı başına bir bela. Şu yol tam buraya çıksaymış iyiymiş. Çöp çöp çöp. Başka bir derdimiz yok. Sen de git anasını satayım. Şimdi feribot alanlarına şey kurabilir miyiz acaba? Bu alan sel basmaya çok müsait. O yüzden ne yapacağız? Biz buraya bir sel iskele ya da sel duvarı neyse artık. Neyse gece görünmüyor. Biraz güneş açsın da. Ondan sonra burayı hallederiz. Trafik ne durumda? Trafik canavar. Kazandığımız paralarla ne yapacağız? Çöpü yakacağız, tüketeceğiz, eriteceğiz, bir şey yapacağız. Ya bu şaka mı? Polisler niye çalışmıyor? Thank you.
Çalışın lan, şöyle sözler. Polis işini yapmıyor ya. Bu nedir ya? İki araç bulunuyor. Allah Allah, çok ilginç. Allah, çok ilginç. Çöp kamyonları ya da şeyler hangi yolu izleyecek?
Çok ilginç ya. Vallahi çok ilginç. Polis. Niye böyle yaptı? Polis merkezi çözemedim. Anladığım kadarıyla yerleşim yerindeyken polis araçları sokağa dökülüyor. Diğer durumda pek bir şeyleri olmuyor. Neyse hallettik hiç olmazsa. Çöp durumu, çöp konusunda buradan bu şekilde yak o 3 tane şeyimizle bunu da hallettik. Şu çöpü boşaltalım hazır şeyimiz de yokken. Öyle bir konsantre olduk ki oyunu anlatmayı, oyundan bahsetmekten vazgeçtik diyorum. Ama gerçekten şu polis merkezi olayı bayağı kafamı bozdu. Çünkü buraya polis merkezini koyuyorum. Bakın araç 4'e düştü. Diğeri 8. Hatta biraz önce de 1-2 tane çıkıp duruyordu. Polis merkezini buraya koyduk. Suç oranı şu an %6'ya kadar düştü. İyi, biraz daha iyiyiz şu an. Neyse, biz en iyisi birazcık gelirimizi arttırmaya bakalım. Gelir durumumuz. Kereste 2000. Kereste çok iyi ya. Kereste çok iyi. Ne yapacağız? Hafif de biraz da şey varken talep keresteyi şöyle yukarıya doğru işleyelim bence. Buradan da bağlantı yapıyorduk zaten. Yolları bu şekilde yapmamın sebebi sevimli dostlar. Merhaba. Ne haber kardeşim? Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Sevimli dostlar kanalımızın da çok güzel hayvan bakım, akvaryum ve de hayvan dostlarımızla ilgili çok güzel videoları var. Takip etmenizi ve abone olmanızı da tavsiye ederim bu arada. Çalışıyor musun? İş güç mü diyorsun yani?
Eyvallah, halamın çocuğu. Seviyorum seni. Şu alanımızı da keresteye doyuralım ki gelirimiz gayet iyi olsun. Burayı seçtik mi? Bağlantıyı şuradan verelim. Suyumuz var. Bu alanda bir kereste alanı seçtik mi? Hayır, seçmemişiz. Hemen şuraya da. Kereste alanı seçelim. Karşı alanı daha sonra döner kavşak haline getiririz. Şunu 3 şeritli yol haline getirelim, bakalım işimize yarayacak mı? Evet, biraz da olsa açtı. Gidiş 2 şerit, geliş tek şerit. Tam da ihtiyacımız olan şey. Burayı da bu şekilde hallettik. Şu yol bağlantıları bu şekilde açık kalsın şu. Daha sonra orayı hallederiz. Biz yerleşim yeri olarak yeni bir mahalle daha oluşturacağız galiba. Çünkü bayağı bir talep var. Gelirimizi birazcık arttırdık gibi. Bakalım 2158 kereste. Demir de 4000. Yani işte o yüzden maden boşuna demedik. Madenimiz para basıyor. Gidelim. Yerleşim yerimiz de gayet iyiymiş ya. Buradan da iyi para kazanıyoruz ya. Ama bu işin lokomotifi maden oldu galiba. Bakalım. Bir kez daha bakayım. 4000, 6000. Evet. Yerleşimden para kazanacak belki. Çok para istiyor ya. Tamam, yaparız yaparız da. Nedir? Kereste sanayi. Hem yeşil, sıfır kirlilik, hem de para kazanıyor. Ya baksanıza, çöplü elektrik de burada. Duman. Şuraya. Kirliliği azaltacak bazı şeyler var mıdır? Vardır. Onu da daha sonra hallederiz. Şimdi konut alanından ziyade şurayı da bir halledelim. Kaybol.
şu alanlara. Başka bir şeyler düşünürüz artık. Park, bahçe. Seni de buraya aldık mı? Tamamdır. Wow, trafik burada coştu bu sefer. Öncelikli yol seni mi seçsek? Öncelikli yol böyle yapalım. Tamamdır. Bu şekilde daha iyi oldu galiba. Elektriğimiz var. Elektrik ve suyumu gayet iyi şu an. Ama bazı yolları galiba kesip şey yapacağız. Allah Allah, pardon.
Sıkıntı çıkarırsa yapacak bir şey yok. Şurada yol kısmında bir sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi biz burada eğer bu yolu genişletirsek bu bir kare bu tarafa geçecek. Bunu da istemiyoruz. Bunu niye hesap etmedim en baştan? Kafama. Yani şekil bu şekilde olacak. Bu da dediğim gibi bir kavşak. Bu hatayı nasıl yaptık ya? Neyse. Olmadı, olmadı, olmadı. Umarım çok büyük bir kaybımız olmayacak. Umut ediyorum.
buraların şey hatları ama bunu otobüs hattını çekmeden yaptığım iyi oldu. Aynı şeyi buradan da yapacağım ama bu tarafta bir kaybımız olmayacak. Çalıştır bakalım. Maden sanayi mükemmel, tıkır tıkır işliyor. Çalışanlarımız eğitimsiz çalışanlarımız az olduğu için tabii kereste şu an biraz sıkıntıda. Nüfusumuz 5400'de şu an. Yasin gerçekçi. Trafiğimiz tıkır tıkır işliyor. Sanayimiz de işliyor. Şu an her şeyimiz yolunda, elektriğimiz var, suyumuz gayet iyi, çöp durumumuz tanesi boşalması için aktarım yaptım. Şu an %27 düşmüş. Eğitim durumu orta dereceymiş. Şuradakiler haricinde hepsi mutluymuş. Siz niye mutsuzsunuz bakayım. Şu an dokunuk yoksa bu şeyden dolayıymış. Sağlıklı bir tanesi hariç. Kirlilik. Pardon, rüzgarmış bu. Araç yoğun, trafik yoğunluğumuz fena değil. Kirli tabi doğal olarak bu bölgelerde ses kerestenin olduğu yerlerde itfaiyemiz suç oranımız düşük. Bir sonraki yayınımızda zaten bu araç trafiğini biraz daha üstüne değineceğiz. Para kazanması bu olan yer. Şu alanlar madenlerimiz burada, alanlarımız kendi sanayi kerestemiz var. Bir de burayı mahalle olarak belirleyeceğiz. Eğlence, eğlenmeyin kardeşim birazcık. Isıtma. Isıtma durumumuz şeymiş. Birazcık ama ısıtmayı da daha sonra paramız arttıkça el atacağız. Bugünlük yayınımı burada son vereceğim. Kaynak vadi diye de bu oyunumuzu kaydedelim. Sonra yarın bir sıkıntı çıkartmayalım. Bir sonraki açtığımız canlı yayında oyunumuza devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki yayınımızda, bir sonraki videolarımızda umarım tekrar görüşürüz. Kanalıma abone olmak için, kanalıma destek olmak için daha doğrusu abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.